Evet sevgili seyirciler, 3. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'ndaki yayınlarımız devam ediyor. Buranın atmosferini aktarmaya devam ediyoruz. Bu arada şunu da hatırlatalım, Kurtuluş Kür'ün Kahramanlar Yarışıyor programını yerde kesmek zorunda kaldık. Ona da döneceğiz diyelim ekran başındaki izleyicilerimiz için. Yanımızda çok değerli konuklarımız var. Ben sağ baştan saymak istiyorum AK Parti İl Başkanımız Ahmet Özdemir, Milletvekilimiz İmran Kılıç Bey var. Çok değerli bir konuğumuz daha var. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Yasin Aktay Bey bizimle. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ya, sol yanımda hemen Fatih Mehmet Oğur Koç Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Milletvekilimiz yine Mehmet Uğur Dilipak var. AK Parti Disiplin Kurulu üyesi Metin Doğan Bey de bizlerle. Ben dilerseniz sözü de daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Yasin Aktay'a öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kitap fuarının değerlendirmesini almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii buraya geliş sebebimiz kitap fuarı. Sağ olsun belediye başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey lütfedip böyle güzel bir ziyafete bizi davet ettiler. Bizi esirgemediler bizi bu şeyden. Dediler ki siz olmasanız bizim zihnimizden bu kelimeler geçmez, bu sayfalar okunmaz dediler. Biz de koşarak geldik. Doğrusu özellikle Ankara, İstanbul'un dışındaki şehirlerimizde kitap fuarlarının o şehre çok önemli katkıları oluyor. Evet. Özellikle belediyelerimizin kültür faaliyetleri çerçevesinde bu tür etkinlikler yapması, bu tür programlar düzenlemesi, bu tür işleri organize etmesi bence en asli işlerindendir. Ama ihmal edilen işlerden idi diyebilirim şimdiye kadar. Çünkü kültür faaliyeti adı altında işte bir takım pop sanatçılar çağrılarak bir günlük bir saman alevi gibi bir etkinlik yaparak hiç kimseye de doğru düz bir katkısı olmayan, masrafı da çok ağır olan işler yapılıyor. Halbuki bu tür etkinlikler etkileri nesiller boyu sürebilecek, yani kültüre sirayet edecek, zihinlere sirayet edecek, evlere şenlik oluşturacak, çocukların kitapla tanışacakları, kitabı bir festival ortamında hissedecekleri, onu tanıyacakları, kitaba değecekleri, kitabın yazarına, yayıncısına değecekleri çok güzel bir ortam sağlıyor. Bu ortamın belediyeler eliyle yapılması bence belediyelerimizin asli işlerinden. Ben değerli belediye başkanımıza bundan dolayı çok hem teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum, hem bu tür etkinliklerin de mutlaka kalıcı hale getirilebilmesi için ısrarlarını sürdürmelerini istiyorum. Eminim ki marifet tabii ki iltifata tabidir ama ben şehir halkının, Kahramanmaraş halkının zaten bunu yeterince takdir ettiğini ve yeterince iltifat ettiğini düşünüyorum. Bu iltifat geldikçe inşallah Sayın Belediye Başkanımız da bu marifetini devam ettirecektir. Ben bunun kıymetini takdir edebilecek durumda olduğumu zannediyorum. Çünkü ben kendi küçük çocukluğumdan beri kitapla tanışmış ve kitaba bir tiryakilik oluşturmuşum. Yani kitaptan kopamayan, kitaba karşı ciddi anlamda çok ağır bir tiryakilik hisseden biriyimdir. O yüzden işte beni koparmaya çalışıyorlar arkadaşlar, peşimden toparlamaya çalışıyorlar. Kitap gördükçe yeni bir kitaba bakmaya çalışıyorum, onda yeni bir şey bulmaya çalışıyorum falan. Güzel bir ortam, yani ben bu tür ortamları zaten hem çok seviyorum hem de kitap alıyorum, yani para harcıyorum açıkçası. Kitaba harcadığım parayı asla acımıyorum. Çünkü kültürün bir bedeli vardır, yani bedelini ödemeden kültür sahibi olamıyorsunuz. Bedelini ödemeden entelektüel olamıyorsunuz. Bedelini ödemeden irfana ulaşamıyorsunuz. Bu bedel bazen parayla ödenen bir şeydir. Bazen mesai harcayarak ödenen bir şeydir. Bazen yolculuk yaparak ulaşılan bir şeydir. Bu bedeli ödememiz gerekiyor. Ödemeye alışmamız lazım. Ödeyerek bu bedeli, yani kitabı o yüzden gelenler elbette ki insanlar keselerine göre, fiyat şeylerine göre, ekonomik durumlarına uygun, bütçelerine uygun bir arayış içerisinde olabilirler ama eninde sonunda ödediğiniz paranın size bir şey olarak döneceğinden emin olabilirsiniz. Kitap fuarları o açıdan şeyi buluşturan, yani şehirde yayıncıyla okuyucu buluşturan çok değerli vesileler ve çok değerli ortamlar oluşturuyor. Bu fırsatı kimsenin kaçırmamasını temenni ediyorum. Ben Ankara, İstanbul dışında yapılan birçok yerlerde yapılan fuarlara dediğim gibi katılmaya gayret ediyorum ve bunun gelenekselleşmesinin de ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bir süre sonra insanlar talep etmeye başlıyorlar. İnsanlarda da bir tiryakilik oluşturuyor. Ne zaman olacak diyorlar. İlk şeyde bir tereddüt oluştuğunu biliyorum fuar organizatörlerinde. Acaba başarır mıyız? Gelsek
bu işi kotarabilir miyiz falan diye, ama ben en son Siirt'te bir şey yapıldı. Biz kitap fuarı organizasyonu yapıldı. Evet. Kitap fuar organizatörü çok şeydi yani, mütereddittti. 3 yıldır yapıyor o da. Orada da 3 yıldır yapılıyor. Sağ olsun orada da valiliğin desteğiyle, ne yazık ki belediye böyle bir şeylere zaman ayıracak, para ayıracak şeyi yok, mecali de yok. Paraları Kandil'e gönderiyor. Evet. O yüzden artan paraları, artmayan paraları, biriktirdiği ve oluşturduğu yeni kaynakları hep bu tür şeylere harcıyorlar. Yani kitaba, kültüre katkı yapmak ne yazık ki hiç düşünebilecekleri bir şey değil. Buna rağmen valilik orada çok değerli katkılar yaparak o fuarları devam ettiriyor. Evet, yani fuar için söylenebilecek şeyler, çok güzel kitaplar var. Yayıncılar yeni kitaplarıyla gelmişler. Önümüzdeki hafta zaten TÜYAP Kitap Fuarı. Burası adeta TÜYAP Kitap Fuarı'nın ön hazırlığı gibi olmuş bazı kitapçılar, yayıncılar için. Evet. Yani TÜYAP Kitap Fuarı'na gidemeyecek olanlar için çok fazla kaybedilecek bir şey olmadığını şimdi söyleyebilirim. Evet efendim. Az önce söylediğiniz Kandil demişken söz de oradan açıldı. Birazcık vaktinizi alacağız. Gündeme ilişkin sorular da sormak istiyoruz. Biliyorsunuz HDP'ye yönelik operasyonlar var, tutuklamalar var, gözaltılar var. Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Ya bu noktaya hep beraber geldi. Hep herkes bu yani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bu HDP'li milletvekilleri böyle bir noktaya kendilerini de bu ülkeyi de sürüklememiş olsaydılar. Böyle bir milletvekili tutuklamak arzu edilecek bir şey asla değil. Siyasetçinin tutuklanıp hapse atılması asla yapılabilecek bir şey değil, ama diyebilirim ki, rahatlıkla diyebiliyoruz ki, bunlar siyasetçiliklerinden dolayı ve siyasetlerinden dolayı değil. Siyasetsizliklerinden ve siyaset kurallarının dışında siyasete fesat karıştırmaktan, şiddet karıştırmaktan, terör karıştırmaktan dolayı, evet, siyaseti kendi terörlerine, kendi terör faaliyetlerine bir kalkan, yasa dışı faaliyetlerine bir kalkan yapma iddiasıyla şu anda tutuklanmış bulunuyorlar. Yoksa hiç kimse Türkiye'de siyasetten dolayı tutuklanmamış. Biz bu işleri geride bıraktığımızı düşünüyorduk. Geride bırakmaya çalışıyorduk. Biz diyorduk ki 90'lı yıllarda olanlar 90'lı yıllarda kalmış olsun. Evet. Ve biz diyorduk ki aslında parti kapatmayalım. Parti kapatmayı zorlaştıran yasaları biz çıkardık. Evet. O konudaki anayasa değişikliğini yapmayı biz yapmak istedik. HDP'liler, o zaman BDP mecliste bu işe taş koydu. Bu işi engellemeye çalıştı. Ya biz tavrımızda halen çok samimiyiz. Biz dedik ki suçlar bireyseldir, her suçlu kendi suçunun cezasını çeker. Bir bireyin cezasını bütün bir camia, bütün bir toplumsal kesim çekmemesi lazım dedik. O çerçevede kalıyoruz şu anda. Bazı milletvekillerinin terörist cenazelerine gitmesi karşısında Türk halkında ciddi bir infial duygusu oluştu. Bunu ne vicdan kabul eder, ne izan kabul eder, ne akıl kabul eder, ne demokrasi kabul eder, ne de herhangi bir insan hakları çerçevesi bunu kabul eder. Bir defa orada insan hakkı ihlal etmiş, masum, hiç en savunmasız anında otobüste, otobüs sırası beklerken, otobüste sırasını bekleyen öğrenciler, siviller, kadın, çocuk, çoluk, çocuk, 32 kişinin hayatına son vermiş, yüzlercesini feci biçimde yaralamış bir teröristin, intihar bombacısının cenazesine bir HDP milletvekili onu adeta kahramanlaştırarak, sanki çok iyi halt etmiş olduğunu, sanki mesajını da vererek ve bunu da onun cenazesine katılmıştır, onu kutsamıştır, o teröristin cesedini, o teröristin ölümünü kutsamıştır, o şekildeki ölümünü kutsamıştır. Bu şu demektir, yani teşviktir bu. Bu siyaset değildir. Bu bizatihi terördür. Bu bizatihi o teröre destek olmaktır ve bunun bir, dünyanın her tarafında bunun bir cezası, bir şeyi vardır. Yani şöyle varsayın, yani 11 Eylül cenazesine, 11 Eylül saldırısını gerçekleştirmiş olan o teröristler, onların öldürdüğü 2000-2500 kişi bir yana, onların cenazesine herkes katıldı. Bir de şöyle düşünün, onların orada ölen teröristlerin de cenazeleri kaldırılıyor. O teröristlerin cenazelerine herhangi birisi katılıyor Amerika'da. Ne yapılır acaba o insanlara? Evet. O insanlara ne yapılırsa, ne yapılıyorsa, ne yapılması gerekiyorsa şu anda onların onlar yapılmış oluyor ve yapılması da gerekiyor. Aksi takdirde ülkede hukuk falan olmaz. Aslında bu da yapılmıyor. Neticede bir yargı süreci vardır. Bu yargı sürecini açtık biz. Toplum alenen gözünün önünde görmüş olduğu bu yasa ihlallerini kabullenmiyor. Bunların yargıya açılmasını, dokunulmazlıkların bu tür
bu tür insanların akıllarıyla, insanların hassas damarlarıyla alay eden, insanların kutsallarını kaşıyan bu tür provokatif faaliyetlerin faaliyetlere siyasetin kalkan yapılmamasını talep ettiği Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın bu taleplerine cevap verdi, karşılık verdi, dokunulmazlıkları kaldırdı. Evet. Dokunulmazlıklar sadece HDP milletvekilleri için kaldırılmadı, herkes için kaldırıldı. Bazıları gittiler, yani Devlet Bahçeli bir parti genel başkanı, onun da davaları vardı, 4 tane davası vardı bildiğim kadarıyla. Hepsine gitti, ifadesini verdi, büyüklenmedi, kibirlenmedi. Onun dışında hiç kimse kibirlenmedi. Benim şahsen Fethullah Gülen'in terörist başı Fethullah Gülen'in geçen yıl içerisinde bana açtığı en az 6 tane dava vardı. Evet. Bunların hepsine ben gittim teker teker ifade verdim. Evet. Yani savcılar beni böyle bir suçlamayla, işte hakaret ettiğim suçlamasıyla biraz da ceza davası açmışlar. Gitmeseydim beni derdest edip tutuklamak durumunda kalacaklardı. Buna da haklılar. Yani eğer bana bir davetiye geliyorsa savcılıktan, benim ona gidip cevap vermemem tutuklanmam için yeterli bir sebeptir. Dünyanın her tarafında böyledir. Evet. Şu anda yapılan tutuklama büyük ölçüde, yani daha doğrusu yapılan davetiye büyük ölçüde o şey yapılan, yani diyorlar ya hani niye evine baskın yapılıyor, niye evine baskın yapılarak bunlara gereken yasal işlem yapılmıyor. Evine baskın yapmaktan başka çare bırakmadılar bunlar. Evet. Biraz da buna tahrik ettiler. Böyle bir manzara oluşsun diye. Ondan da ayrıca Türkiye'ye karşı bir propaganda yapma fırsatı olarak değerlendireceklerini düşünüyorum. Yani bu tarafıyla da zaten tam bir ihanet içerisindeler. Evet. Yani Türkiye'yi dünyaya hem kendi suçlarını işleyecekler, hem de bir kalkan olarak kullandıkları siyaset zırhını, bir milletvekilliği dokunulmazlığı zırhını ve ona karşı yapılan müdahaleyi dünyaya başka türlü gösterecekler. Onun da hesabı içerisinde, onu da hesap etmeyi ihmal etmemişler. Öylesine kirli bir siyaset anlayışı. Bu kirli siyaset anlayışına artık dur demek gerekiyordu. Yargı Türkiye Büyük Millet Türk Milleti adına karar verir. Türk Milleti'nin böyle bir beklentisi vardı. Yargı Türk Milleti'nin beklentisine cevap vermiş oldu. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür diğer konuklarınıza da izninizle dönmek istiyorum Genel Başkan Yardımcım. Sayın Fatih Mehmet Or, Koç Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız da yanımızda. Yarın kitap fuarını sonlandırıyoruz. Dilerseniz evet, tekrardan kitap fuarı diyelim. Nasıl geçti? 10 günlük bir değerlendirme alırsak neler söyleyeceğiz? Ben öncelikle çok değerli hocamız Profesör Doktor Yasin Aktay Bey'e, Genel Başkan Yardımcımız, değerli büyüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için, davetimize icabet ettiğinden dolayı en kalbi duygularımla şükranlarımızı sunuyoruz kendilerine. Tabii biz Kahramanmaraş Büyükşehir olarak, Kahramanmaraş şiirin edebiyatın başkenti, göreve geldiğimizde bunun eksikliğini hissetmiştik 3 yıl önce ve çok hızlı bir şekilde birincisini 2014 yılında düzenlemiştik ve kitap fuarı Kahramanmaraş'ta olmalı dedik. Çünkü bura birçok eserlere ilham kaynağı olmuş şahsiyetlerin yetiştiği, birçok eserleri yayınlayan başta Üstad Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere Erdem Beyazıtlar, Rasim Özdeneren, Nuri Paktiller, Cahit Zarifoğulları gibi birçok, Abdurrahim Karakoç gibi ve birçok da buradan yolu geçen Sezai Karakoç gibi üstadların da yolu geçmiş ve Kahramanmaraş'tan ilham almışlar. Tabii biz bu amaçla bu kitap fuarını düzenliyoruz. Tabii yeni üstadlar, Necip Fazıllar yetişsin diye, yeni Nuri Paktiller, Sezai Karakoçlar Kahramanmaraş'tan yetişsin gayreti içindeyiz. Tabii Kahramanmaraş'ımız bizim kadim medeniyetimizin önemli şehirlerinden bir tanesi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu ruhu daha çok hissettirelim, daha çok insanların algılamasını sağlayalım kaygısı içindeyiz ve şehrimizde bu tür faaliyetlere devam ediyoruz ve bunu UNESCO nezdinde de resmileştirmek istiyoruz. UNESCO'nun edebiyat şehirleri listesine Kahramanmaraş'ı ekletmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Bunun için 18. kütüphaneyi açtık biz ve bu eserlerimiz devam ediyor. Ben yeniden saygıdeğer büyüğümüz, değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum bizleri kırmayıp katıldıkları için. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz de yarın inşallah son gün, yarın bekliyoruz. Kitaplarla tanışmaya gelmeyenler bu ekranlar aracılığıyla biz görevimizi yaptık. Birçok yayın evinde on binlerce eseri Kahramanmaraş'ımıza getirdik. Burada çocuklarımızı, gençlerimizi, değerli büyüklerimizi bekliyor. Herkes saygıyla selamlıyorum.
Efendim biz diğer konuklarımıza da söz vermezsek hatırımız tabii kalacak. Dilerseniz Mehmet Uğur Dilipak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimize de çok kısa dönmek istiyorum. Sizden de kitap fuarının değerlendirmesini almak istiyoruz. Evet. Bir süredir Maraş'ta temaslarda bulunuyoruz Kahramanmaraş'ta. Neler söyleyeceğiz? Nasıl bir katkı sunmuştur Kahramanmaraş'a kitap fuarımız? Şimdi bu kitap fuarımız tabii başkanımızın da dediği gibi Kahramanmaraş edebiyatın ve şiirin başkenti olmaya hakkıyla layık olan bir şehir. Bunun için de bu kitap fuarında çalışmaları yapıyoruz. Kitap fuarına ben bugün de dolaştım. Daha önce de dolaşmıştım. Kahramanmaraşlı'nın ilgisi çok yoğun. İlçelerimizden işte Kahramanmaraş'a 165 kilometre olan Elbistan'ımızdan, işte Nurhak'ımızdan burada çok çeşitli arkadaşlar gördük, tanıştık bunlarla ve bunun için yani bu şunu gösteriyor. Kahramanmaraşlı kitaba susamış. Bunu da bu açıyı da kapattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Çok kısa AK Parti Disiplin Kurulu üyemiz Metin Doğan'a da dönmek istiyoruz. Sizler neler söyleyeceksiniz? Kitap varını nasıl bulduk? Tabii Kahramanmaraş 7 güzel adamın filizlendiği ve Türkiye'nin son 50 yılına fikirleriyle, düşünceleriyle damga vurduğu bir şehir. Bu şehire de kitap fuarları yakışır. Hem de böyle devasa büyük kitap fuarları yakışır. 3 yıldan beri bu fuarlar düzenleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten bu ruha uygun davrandığı için teşekkür ediyoruz. Yedi Güzel Adam hep milli ve yerli eserler ortaya koymuştur. Buradan tüm Türkiye'deki okur yazarlara çağrıda bulunuyoruz. Bu Yedi Güzel Adam'ı okumalılar, Yedi Güzel Adam'ı özümsemeliler. Yedi Güzel Adam'ın açtığı çığırdan giden insanlar ve FETÖ gibi bir dini referans alarak insanların dini duygularını sömürerek adeta din tüccarlığı yapmak suretiyle ülkeyi bölmeye, ülkeyi yok etmeye çalışan bir gruba dahil olurlar. Ne de PKK gibi ırk temelli, kavmiyet temelli bir siyaset anlayışıyla ülkenin bir bölümünü bölmeye çalışan ve en fazla da yaptığı eylemlerle oradaki Kürt kardeşlerimizin hayatını karartan, zorlaştıran bir örgüte, örgütün peşine takılır giderler. Yani yerli ve milli olanı okudukları zaman ruhları aydınlanır, zihinleri aydınlanır ve doğruyu, gerçeği görmek suretiyle ülkesine, milletine faydalı, yararlı insanlar olarak yetişirler. Bu nedenle buradan, Maraş'tan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var, aydınlanmaya ihtiyacı var, bilime daha çok okumaya ihtiyacı var. Bu sebeple bu fuarlar inşallah daha da artarak devam eder diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben İmran Bey'e dönmek istiyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç da yanımızda. Bugün bir de bilgi ve kültür evlerinin açılışını yaptık. Kahramanmaraş aslında her alanda bilgiye ve kültüre yatırım yapıyor. Sadece kitap fuarıyla değil, neler söyleyeceksiniz? Sizin pencerenizden nasıl gözüküyor Kahramanmaraş? Biz öncelikle AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yasin Aktay hocamızın aramızda bulunmasından çok memnunuz. Kendileriyle müşerref olduk. Ve bu fuarımız gerçekten ülkemizin, ilimizin irfan hayatına büyük katkı sağlamaktadır. Bu fuarımızın anlamı da çok büyük. Çünkü 15 Temmuz şehitleri anısına, evet, ve o şehitlerin serdarı Ömer Halis Demir ki hemşehrimizdir temel itibariyle, onun anısına düzenlenmiş uluslararası üçüncü fuarımızdır. İnsanları hep onların midesine hitap eden marketlerde görülmeye alışkın olan milletimiz, halkımız bu fuarla insanların ruhuna, zihnine, gönlüne hitap eden bir gıda fuarı, gönül gıdası, ruh gıdası anlamına gelen bir büyük fuara şahitlik yapıyor. İlimiz bu fuara ev sahipliği yapıyor. Gerçekten kitapsız olmaz. Kitaplarıyla beraber kitapların yazarları da buradalar. Kitap severler de buradalar. Onları burada bulmak, burada görmek ilimiz için, ilimizin irfan hayatı için gerçekten çok büyük bir katkı. Allah devamını getirsin. Allah bu kitap fuarımızı hayırlara vesile eylesin. Böyle fuarları açtıkları hem de her yıl geliştirerek açtıkları için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da burada bütün milletimizin huzurunda
teşekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum. Fuarın yeniden hayırlara vesile olmasını diliyor. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da AK Parti İl Başkanımız Ahmet Özdemir'e söz vermek istiyoruz. Evet başkanım, siz de ilk günden itibaren buralardaydınız. Evet. Sizler nasıl gördünüz buradaki atmosferi? Evet. Neler söyleyeceğiz Kahramanmaraş halkına? Devamı da gelecektir illaki gelecek tabii seneler ki için. Neler söyleyeceğiz? Ne tür müjdelerimiz var Kahramanmaraşlıya? Evet. Tabii ki devamı gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok güzel bir organizasyonu bu. Biliyorsunuz ismiyle müsemma burası kahraman bir şehir. Bu kahraman şehirde şuurla buluşmuş şiir, kahramanlıkla buluşmuş edebiyat birleştiği zaman görüyorsunuz ki bir kültür menbaı, kültür nehri haline gelmiş burası. O nedenle böyle bir organizasyona halkımızın bu kadar çok teveccüh gösteriyor olması bizi gururlandırıyor öncelikle. Bu nedenle bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Ve bunun gelişerek ve büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Genel Başkan Yardımcımız hocamız Yasin Aktay hocamızın da bugün fuarımıza teşrif etmiş olması bizi ayrıca gururlandırdı. Bu başarıların, bu kültür hizmetinin de devamını temenni ediyorum. Evet, biz çok teşekkür ederiz. Son olarak son sözü tekrardan Yasin Bey'e vermek istiyoruz sevgili seyirciler. Yasin Aktay AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, kısa bir gündem değerlendirmesi almak istiyoruz. Bilindiği üzere bir yerden HDP'ye operasyonlar var, bir yerden Fırat Kalkanı operasyonu var. Neler söyleyeceğiz? Ülke gündemini değerlendirmek gerekirse Türkiye olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz? Tabii Türkiye aslında zor bir coğrafyada. Türkiye'de yaşamak böyle biraz diken üstünde durmak anlamına geliyor. Ama Türkiye'de yaşamayı göze almış olanlar, Türkiye'yi vatan yapmayı göze almış olan insanların tarihe hep kahraman olarak geçmeleri de söz konusu. Yani Türk burada yetiştiği kadar kahraman başka hiçbir yerde yetişmez. Evet. Burada kahramanlık destanları da tarihin her döneminde yazılır. Çanakkale destanı burada yazılır. Kurtuluş Savaşı destanı burada yazılır. Onun öncesinde işte Kutul Amara destanı burada yazılır. Burada şu anda gerek FETÖ, gerek ondan önce 17-25 Aralık, gerek Gezi hadiseleri. Onun öncesinde bir sürü saldırıya maruz kaldı bu ülkemiz ve halen peş peşe dalga dalga şu anda Mehmet Akif Ersoy'un o meşhur filmin şeyinde şiirinde söylediği gibi kimi Hindu kimi yam yam kimi bilmem ne bela, evet, hepsi üzerimize geliyorlar. Tabii cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz diyoruz biz de. Ve söndürdük. 15 Temmuz'da bu memleketin her evladından bir kahraman yattığını, herkesin gönlünde ciddi bir kahraman yatıyor olduğunu ve bu potansiyelin nasıl açığa çıktığını da hepimiz gördük elhamdülillah. Bu kahramanlığın bir laftan ibaret olmadığını, edebiyattan ibaret olmadığını da cümle aleme de göstermiş olduk. Bu halk göstermiş oldu. Tabii burada Fırat Kalkanı olsun, Suriye'de, Irak'ta şu anda çizilmeye çalışılan bir harita var. Dış dünyanın buraya bir müdahalesi var. Bu müdahaleler emin olun 15 Temmuz'dan bağımsız müdahaleler değil. Evet. 15 Temmuz'da yapılan müdahale, sonrasında PKK'nın terör örgütünün adeta FETÖ'den nöbeti devralarak daha da tırmandırdığı o şiddet, o şiddetin Suriye ve Irak'taki şiddete paralel olarak gitmesi, sonra DAEŞ'in yaptığı saldırı, bunların hepsi aynı merkezden yönetilen ve hepsi Türkiye'yi hedef alan saldırılar, saldırı zinciri. Bu saldırılara hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor ki bugün HDP'lere yapılan baskın, ki olağan bir şeydir. Yani evet, hiçbir olağanüstülüğü yok. Hukuk sistemi içerisinde hukuka meydan okuyan, Türkiye'nin yargısına meydan okuyan bir ister siyasetçi olsun ister ne olursa olsun Türk yargısına hesap verir. Hele hele terör yapan insanlar, teröristler illaki hesap verir. Evet. Kimse ben istediğimi yaparım bu memlekete, memlekte ben her şeyin üstündeyim. Benim kimse benden hesap soramaz havasına, tribüne girerse bu memleket tarihte de bunu yapmıştır. Evet. Bu devlet devlet olmanın keyfiyeti neyse onu yerine getirmek üzere harekete geçer. Harekete geçmiştir şu anda. Dolayısıyla bir yanda ama bu tafralarına karşılık yargının alabildiğine en doğal refleksini, en doğal tavrını koyarak bunlara karşı yapmış olduğu bu operasyona
dünyadan gelen seslere baktığımız zaman bunların hepsini bir arada düşünmemiz gerektiği hissini bize telkin ediyor. Yani bizim bunların hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Bir bakın HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasına, Avrupa'dan gelen seslere bakınız. Evet. Ya insan biraz utanır, biraz arlanır, biraz hayalanır. 15 Temmuz'da bu memlekete karşı bir darbe teşebbüsü oldu, bir işgal teşebbüsü oldu, bir terörist çok korkunç, bir herhangi bir ülkenin başına gelebilecek en korkunç tehlikelerden bir tanesi. Adeta bir 11 Eylül yaşandı burada. Evet. 11 Eylül saldırısına benzer bir saldırı yaşandı. Hatta çok çok daha beter bir saldırı yaşandı Türkiye'ye. Avrupa ülkelerinden böyle bir saldırıya karşı bir taziye mesajını bile ancak bir ay sonra bakan seviyesinde, bırakınız devlet başkanı seviyesinde, bakan seviyesinde bile ancak bir ay sonra alabildik. Evet. HDP'li milletvekilleri gözaltına alınıyor. Henüz tutuklanacakları da belli değilken bir anda HDP grubu, meclisteki HDP grubunda bir Alman bakan peydahlanıyor birdenbire. Evet. Ya nereden duydun? Ne zaman haberin oldu? Ne zaman çıka geldin? Yani bu o saatlerde, yani öğle saatlerinde, akşam saatlerinde, gece saatlerinde yapılmış, gece yarısından sonra yapılmış operasyona karşılık o günün daha öğlesine çıkmadan grubu ziyaret ediliyor. Demek ki yani gözaltına alma işlemi yapılır yapılmaz hemen yola çıkmış, uyumamış, gelmiş ve şeyi ziyaret etmiş. HDP grubunu ziyaret etmiş. Kim bu? Bu Alman bakan. Evet. Ha, demek ki bir işbirliği de var. Demek ki bu PKK terörünü aslında biz boşuna Kandil'de, Mandil'de arıyoruz. Boşuna Türkiye'nin dağlarında arıyoruz. Onu besleyen kaynak, onu besleyen irade ne yazık ki dışarıda. Avrupa'da, dışarıda. Yani Almanya'nın şu anda bize bir açıklama borcu var. Yapması gereken bir açıklama var. Onu artık biz en açık şekilde talep edeceğiz bundan sonra. Sadece Almanya'nın değil, Belçika'nın da böyle bir talebi var. Amerika'nın da daha 15 Temmuz hadisesini de saatler sonra ancak bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bu olayın hemen akabinde kaygılarını ifade ettiler. Neden kaygını ifade ediyorsun? Kimin için kaygını ifade ediyorsun? HDP milletvekili olduğu için mi tutuklanmış? Tutuklanmış olsaydı, eğer milletvekili olduğu için tutuklanmış olsaydı 59 tane milletvekili var. Sadece 9 tanesi tutuklandı şimdi. Evet. Bir tanesi, 3 tanesi ifadeleri aldıktan sonra serbest bırakıldı. Demek bir yargı süreci işliyor. Ortada somut deliller olmasa bir hakim, bir savcı Türkiye'de bir milletvekilini tutuklamayı göze almaz. 90'lı yıllarda değiliz. 90'lı yıllardaki hadiseler çok çok farklı hadiselerdi. 90'lı yıllarda da, ki 90'lı yıllarda da yine neticede aslında iyi yönetilememiş bir süreç vardı diyebiliriz. Yoksa orada da terörle arasında mesafe koyamamış milletvekilleri gerçeği o zaman da yok değildi. Ama ne yazık ki o dönemdeki olağanüstü şartlar, devletin o zaman terörle mücadele adı altında bizatihi kendisinin de terör yöntemlerini benimsemiş olması dolayısıyla o dönemi çok fazla aklayamıyoruz, çok fazla şeye çıkaramıyoruz. Ama netice itibariyle bir milletvekili, eğer milletvekili ise milletvekilliğini yapacak. Evet. Milletvekilliğini nasıl mafyatik bir takım faaliyetlerine kalkan oluşturamıyorsa, bir takım ideolojik terör faaliyetlerine de kalkan yapamaz. Hakimden ne oy almış olursa olsun, isterse 50 milyon insandan oy almış olursa olsun, bir siyasetçi katil olduğunda katillikten muaf olamaz yani. Evet. Ona karşı her çeşit meyyide uygulanır. Hukuk devletinin gereği budur. Şu anda hukuk devletinin gereği yapılmıştır. Efendim çok teşekkür ediyoruz tüm konuklarımıza sizin nezdinizde. Efendim artık kitap fuarının da kapanışına geldik. Yarın tam anlamıyla kapılarını kapatacak kitap fuarı. Şimdi arkadaşlarımız toplanıyor, işte görüyorsunuz artık vatandaşlar kitap fuarından çekilmeye başladı. Biz de konuklarımızla beraber yarın açık, evet, belediye başkanımız bizi uyarıyor. Yarın tam anlamıyla kapatacak sayın belediye başkanım. Yarın akşam saat 10'a kadar kapıları açık olacak fuarın. Onu da buradan ekran başındaki izleyicilerimize duyuralım sevgili seyirciler. Burada konuklarımızla gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptık. Kitap fuarımızı değerlendirdik. Dilerseniz sözü de daha fazla uzatmayalım. Tekrardan Aksu TV stüdyolarından bırakalım.